Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha. Mucizat-ı Ahmedi 19. mektuptan 16. işaretten devam ediyoruz. Hem Kütüb-ü Enbiya'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammed, Ahmet, Muhtar manasında Süryani ve İbrani isimleri var. İşte Hazreti Şuayb'ın suhufunda ismi Muhammed manasında müşeffahtır. Hem Tevrat'ta yine Muhammed manasında münhamenna, hem Nebiyyül Haram manasında himyata, Zebur'da El-Muhtar ismiyle müsemmadır. Yine Tevrat'ta El-Hatemül Hatem, hem Tevrat'ta ve Zebur'da Mukimüs Sünne, hem Suhuf-i İbrahim ve Tevrat'ta Mazmaz'dır. Hem Tevrat'ta Ahyet'tir. Evet. Devam. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam demiş: İsmi fil Kur'an Muhammed ve fil İncil Ahmet ve fil Tevrat Ahyet buyurmuştur. İşte peygamberimizin üç ismi: Kur'an'da Muhammed, İncil'de Ahmet, Tevrat'ta ne? Ahyet. Evet. Hem İncil'de Esma-i Nebevi'den Sahibül Gadib vel Hirave, yani seyf ve asa sahibi. Evet, sahibü seyf enbiyalar içinde en büyüğü, ümmetiyle cihada memur Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'dır. Yine İncil'de sahibü tac'dır. Evet, sahibü tac unvanı Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselama mahsustur. Tac amame, yani sarık demektir. Eski zamanda milletler içinde milletçe umumiyet itibarıyla sarık ve agel saran kavmi Arap'tır. İncil'de sahibu taç kat'i olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam demektir. Hem İncil'de el-Baraklit veyahut el-Faraklit, ki İncil tefsirlerinde hak ve batılı birbirinden tefrik eden hakperest manası verilmiş ki sonra gelecek insanları hakka sevk edecek zatın ismidir. İncil'in bir yerinde İsa Aleyhisselam demiş: ben gideceğim ta dünyanın reisi gelsin. Acaba Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra dünyanın reisi olacak ve hak ve batılı fark ve temyiz edip Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yerinde insanları irşad edecek Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan başka kim gelmiştir? Evet, değil mi? Yani şimdi bugün batılı birçok filozoflar, ilim adamları da bunu ne yapıyor? Teyit ediyor, değil mi? Bütün zaman seyri içerisinde en nurani, en büyük, en şerefli, en itibarlı hayatı tedbir ve tanzim edecek, insanları terbiyeye sevk edecek tek ve yegane insan Hazreti Muhammed'dir diye bu cümlenin, bu mananın altını çizmişler, değil mi? İşarat-ı Rücaz tefsirinin arkasında ustad, değil mi? Dünya çapında meşhur ilim adamlarının, filozoflarının peygamberimiz hakkındaki, Kur'an hakkındaki ifadelerini almış, bir araya toplamış. Onlar da nedir? Bir hüccettir yani. İtibarlı, akıl sahibi, müdebbir, hayatın gerçeklerini bilen insanlar bakmışlar ki, bak, beşeri ıslah edecek, insaniyeti insaniyet arşına çıkartacak tek sistem İslam'dır, tek rehber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bak, bunu ikrar etmişler, beyan etmişler. Muhtelif eserlerinde, yazdıkları kitaplarında da bunu açık olarak itiraf etmişler. İşte Hazreti İsa'dan sonra
dünyanın reisi gelecek, reisi olacak gelen kimdir? Zat Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Elhamdülillah. Evet. Demek Hazreti İsa aleyhisselam ümmetine daima müjde ediyor ve haber veriyor ki birisi gelecek, bana ihtiyaç kalmayacak. Ben onun bir mukaddimesiyim ve müjdecisiyim. Nasıl ki şu ayeti kerime ve iz gâle İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullah ileyküm musaddigan lima beyne yedeyye minet tevrat ve mübeşşiran bir rasulin ye'ti min ba'd ismuhu Ahmed. Evet. Haşiye. Ümmetül Hammadun Seyyah-ı meşhur Evliya Çelebi Hazreti Şem'un-u Safa'nın türbesinde Ceylan derisinde yazılı İncil-i Şerif'te bu gelen ayeti okumuştur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hakkında nazil olan ayet İtun bir oğlan yani İbrahim neslinden ola peygamber ola yalancı olmaya onun mevlidi Mekke ola salihlikle gelmiş ola onun mübarek adı Mevamit Ahmet Muhammed ola. Evet, bu Mevamit kelimesi Mehmet'ten ve Mehmet dahi Muhammed'den tahrif edilmiştir. Ahmet Muhammed ola, ona uyanlar bu cihan ıssı olalar, dahi ol cihan ıssı ola. Evet, İncil'de Hazreti İsa aleyhisselam çok defalar ümmetine müjde veriyor. İnsanların en mühim bir reisi geleceğini ve o zatı da bazı isimler ile yad ediyor. O isimler elbette Süryani ve İbranidirler. Ehli tahkik görmüşler. O isimler Ahmet, Muhammed, Farikum beynel hakkı vel batıl manasındadırlar. Demek İsa aleyhisselam çok defa Ahmet aleyhissalatu vesselam'dan beşaret veriyor. Sual: eğer desen, neden Hazreti İsa aleyhisselam her nebiden ziyade müjde veriyor, başkalar yalnız haber veriyorlar, müjde sureti azdır? El cevap, çünkü Ahmet aleyhisselatü vesselam, İsa aleyhisselam Yahudilerin müthiş tekzibinden ve müthiş iftiralarından ve dinini müthiş tahrifattan kurtarmakla beraber İsa aleyhisselamı tanımayan Beni İsrail'in suubetli şeriatına mukabil suhuletli ve cami ve ahkamca şeriat-ı İseviye'nin noksanını ikmal edecek bir şeriat-ı aliyeye sahiptir. Onun için işte onun için çok defa alemin reisi geliyor diye müjde veriyor. İncil'de ahkamla ilgili ayetler yok pek. Bakın şimdi Kur'an şeriat-ı Muhammed Aleyhisselam hem suhuletti, yani fıtrata en uygun. Fıtratın lazımı, dini hak İslam. Fıtratın intişarı, fıtratın inkişafı, fıtratın kemali ancak İslam iledir. İslamiyetin, bakın İslamiyetin mecrasına girerse o insan Allah'a ve Kur'an'a teslim olduğu zaman onun vasıf ve sıfatı tek kelime ile insanın kamil manasında terakki ve tesafi eder. Dolayısıyla Peygamberimizin getirmiş olduğu şeriat hem suhulet var, hem camiyet var, hem ahkam noktasında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatını tekmil edecek bir şeriat-ı âliye sahip olduğu için Hazreti İsa haber veriyor. Benden sonra kim gelecek? Alemin reisi gelecek. Daha kemal manada dinin hakkat ve güzelliklerini temsil edecek, gösterecek. Ona uyun manası çıkmış oluyor. Benden sonra o geliyor. Benden daha kamil.
şeriatı, suhulet ve cemiyet ahkam noktasında keyfiyeti daha yüksek bir dinle gelen alemin reisine uyun manasını bu müjdeden ne yapmış oluyoruz, anlamış oluyoruz. Evet. İşte Tevrat, İncil, Zebur'da vesair suhuf-ı enbiyada çok ehemmiyetle ahirde gelecek bir peygamberden bahisler var. Çok ayetler var. Nasıl bir kısım numunelerini gösterdik. Hem çok namlar ile o kitaplarda mezkurdur. Acaba bütün bu kütüb-ü enbiyada bu kadar ehemmiyetle mükerrer ayetlerde bahsettikleri ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka kim olabilir? Evet. İkinci kısım, irhasattan ve delail-i nübüvvetten maksat şudur ki, Bi'set-i Ahmediye'den evvel zaman-ı fetrette kahinler, hem o zamanın bir derece evliya ve arifi billah olan bir kısım insanları Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini haber vermişler, ihbarlarını da neşretmişler, şiirleriyle gelecek asırlara bırakmışlar. Onlar çoktur. Biz ehl-i siyer ve tarihin nakil ve kabul ettikleri meşhur ve münteşir olan bir kısmını zikredeceğiz. Ez cümle. Yemen padişahlarından Tübba isminde bir melik, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın evsafını eski kitaplarda görmüş, iman etmiş. Şöyle bir şiirini ilan etmiş. Şehiddu ala Ahmed ennehu rasulun minallahi barin nesem felev mudde umri ila umrihi lekuntu veziren lehubnu ammi. Yani ben Ahmet'in aleyhissalatü vesselam risaletini tasdik ediyorum. Ben onun zamanına yetişseydim, ona vezir ve ammizade olurdum. Yani Ali gibi olurdum. Evet. İkincisi, meşhur Kus İbni Said'e ki, kavmi Arab'ın en meşhur ve mühim hatibi, ve muvahhid bir zat-ı ruşen zamirdir. Bu meşhur, yani Arap edebiyatında, Arap dünyasında çok meşhur bir hatip. Çok güzel hitabeleri, beyanları var hakikaten. Cali bir dikkat. Üstad onu ifade ediyor ya. Arap'ın en meşhur, en mühim bir hatibi. Evet. İşte bu şu zat da Bi'set-i Nebevi'den evvel Risalet-i Ahmediye'yi şu şiirle ilan ediyor. Ersele fina Ahmed'e hayru nebiyyin gad bu'is. Salla aleyhillahu ma accelehu rekbun ve husse. Üçüncüsü, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ecdadından olan Kab İbni Lüey. Nübüvvet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam ilham eseri olarak şöyle ilan etmiş. Ala gafletin ye'tin nebiyyü Muhammed feyuhbiru ahbaran sadugan habiruha. Yani füc'eten Muhammedun Nebi gelecek, doğru haberleri verecek. Dördüncüsü, Yemen padişahlarından Seyf İbni Ziyezen, Kütüb-ü Sabıka'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın evsafını görmüş, iman etmiş, müştak olmuş idi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ceddi Abdülmuttalip, Yemen'e kafile-i Kureyş ile gittiği zaman, Seyf İbni Ziyezen onları çağırmış, onlara demiş ki, İza vülide bi tehamete veledün beyne ketfeyhi şametün kânet lehül imametü ve inneke ya abdel muttalib lecedduhu. Yani Hicaz'da bir çocuk dünyaya gelir. Onun iki omuzu arasında hatem gibi bir nişan var. İşte o çocuk umum insanlara imam olacak. Sonra gizli Abdülmuttalib'i çağırmış,
o çocuğun ceddi de sensin diye kerametkârını bi'setten evvel haber vermiş. Beşincisi, Varaka İbni Nevfel, Hatice-i Kübra'nın ammizadelerinden, Bidayet-i Vahide Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam telaş etmiş. Hatice-i Kübra o hadiseyi meşhur Varaka İbni Nevfel'e hikaye etmiş. Varaka demiş, onu bana gönder. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Varaka'nın yanına gitmiş. Mebde-i Vahide'deki vaziyeti hikaye etmiş. Varaka demiş, Beşşir ya Muhammed, inni eşhedü enneke enten nebiyyül muntazar ve beşşere bike İsa. Yani telaş etme, o halet vahidir. Sana müjde, intizar edilen nebi sensin, İsa seninle müjde vermiş. Altıncısı, Askalan-ı'l-Himeyri nam Arif-i Billah. Bi'setten evvel Kureyşileri gördüğü vakit, içinizde davayı nübüvvet eden var mı? Yok derlerdi. Sonra bi'set vaktinde yine sormuş, evet demişler. Biri davayı nübüvvet ediyor. Demiş, işte alem onu bekliyor. Yedincisi, Nasara ulemayı benamından İbnül Ala bi'setten ve peygamberi görmeden evvel haber vermiş. Sonra gelmiş, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamı görmüş, demiş. Vellezî ba'seke bil hakki legad vecedtü sıfateke fil incil ve beşşere bikebnül betul. Yani ben senin sıfatını İncil'de gördüm, İman ettim. İbni Meryem İncil'de senin geleceğini müjde etmiş. Sekizincisi, bahsi geçen Habeş padişahı Necasi demiş, Leyte li hizmetehu bedelen an hâzihi saltana. Yani keşke şu saltanata bedel Muhammed Arabi aleyhissalatü vesselamın hizmetkarı olsaydım. O hizmetkarlık saltanatın pek fevkindedir. Şimdi İlham-ı Rabbani ile gaipten haber veren bu ariflerden sonra, şimdi bu burada 8 tane misal verdi. Bak bunlar galiben Allah'ın evliyaları, arif zatlar, muvahhidler. İlham-ı İlahi ile İlham-ı Rabbani ile ahir zamanda gelecek peygamberin efsaf, vasıf ve sıfatlarını, isimlerini beyan etmiştir. Bunları da bir araya getirdiğimiz zaman bunlar da nedir? Kavi bir hüccettir. Çünkü gaybı insan akılla bilemez ki. Ferasetle, tahayyülle, tasavvurla değil. Bak geleceğini haber vermiştir. Vukuundan evvel Ahmet, Muhammed isimleriyle müsemma zatın vasıf ve sıfatlarını ifade etmişler. Şiirlerinde, beyanlarında bunu dikkate almış. Gelecek nesillere ulaştırmışlar. İşte bunlar da hakikat noktasında Risale-i Ahmediye'nin neyidir? Delilleri, hüccetleridir. Evet. Demek Cenab-ı Hak, tabii şimdi Cenab-ı Hak hiçbir asırda zemin yüzünü ariflerden boş bırakmamış. Muvahhidler var. Allah'ı bilenler var. Ama onlar galiben mestur olmuş. Muvahhid Allah'ın varlığını biliyor. Allah'ı bildiği için Cenab-ı Hak da onlara ilhamat manasında ahir zamanın en büyük hadiseti, kainatta ahir zamanda en büyük hadise nedir? Hadise-i Muhammediye'dir, davayı Kur'aniyedir. Elbette o arifler istikbale, beşaret ve müjde noktasında hadisat-ı Muhammediye'yi Allah'ın onlara beyan ettiği ölçü içerisinde ilhamatla haber vermeleri de hikmete medar bir güzelliktir. İşte bunları burada bu şekilde okumuş, öğrenmiş olduk. Devam edelim. Şimdi İlham-ı Rabbani ile gaipten haber veren bu ariflerden sonra gaipten ruh ve cin vasıtasıyla haber veren kahinler pek sarih bir surette Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini
ve nübüvvetini haber vermişler. Onlar çoktur. Biz onlardan meşhurları ve manevi tevatür hükmüne geçmiş ve ekser tarih ve siyerde nakledilmiş birkaçını zikredeceğiz. Onların uzun kıssalarını ve sözlerini siyer kitaplarına havale edip yalnız icmalen bahsedeceğiz. Birincisi, Şık isminde meşhur bir kahindir ki bir gözü, bir eli, bir ayağı varmış. Adeta yarım insan. İşte o kahin manevi tevatür derecesinde kat'i bir surette tarihlere geçmiş ki Risalet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam'ı haber verip mükerreren söylemiştir. İkincisi, meşhur Şam kahini Satih'tir ki kemiksiz, adeta azasız bir vücut. Yüzü göğsü içinde bir acube-i hilkat ve çok da yaşamış bir kahindir. Gayipten verdiği doğru haberler o zaman insanlarda şöhret bulmuş. Şimdi bu şimdi yani İslam tarihinde siyer kitaplarında geçen meşhur iki kahin, birisi Şık, birisi de Satıh. Her ikisi de müteaddit defalarda Risalet-i Ahmediye'yi açık olarak beyan etmiştir, bak. Doğru olarak söylemiştir. Evet. Hatta Kisra, yani Fars padişahı gördüğü acip rüyayı ve veladet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam zamanında sarayın 14 şerefesinin düşmesinin sırrını Satih'ten sormak için Muizan denilen bir alim bir elçisini göndermiş. Satih demiş, 14 zat sizlerde hakimiyet edecek. Sonra saltanatınız mahvolacak. Hem birisi gelecek, bir din izhar edecek. İşte o sizin din ve devletinizi kaldıracak mealinde Kisra'ya haber göndermiş. İşte o sati sarih bir surette ahir zaman peygamberinin gelmesini haber vermiş. Hem kahinlerden Sevad İbni Garib-i Devsi ve Hünafir ve Efasiye Necran ve Cizl İbni Cizil Kindi ve İbni Halasete Devsi ve Fatıma Binti Numan-ı Necariye gibi meşhur kahinler siyer ve tarih kitaplarında tafsilen beyan ettikleri vecih üzere ahir zaman peygamberinin geleceğini, o peygamber de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu haber vermişler. Hem Hazreti Osman'ın akrabasından Sa'd İbni Binti Kureyz, kahinlik vasıtasıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini gayipten haber almış. Bidayet-i İslamiyet'te Hazreti Osman-ı Zinnureyn'e demiş ki, sen git iman et. Osman bidayette gelmiş, iman etmiş. İşte o saat o vakayı böyle bir şiir ile söylüyor. Hedallahu Osman'a bi kavli ilelleti biha rüştuhu vallahu yehdi ilel hak. Hem kahinler gibi hatif denilen şahsı görünmeyen ve sesi işitilen cinniler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini mükerreren haber vermişler. Ez cümle Zeyyab İbn Harise Hatif-i Cinni böyle bağırmış. Onun ve başkasının sebebi İslam'ı olmuş. Ya Zeyyab, Ya Zeyyab İsmail Acebel Ucab Bu'ise Muhammed Bil Kitabi Yed'u bi Mekke'te Fela Yucab. Yine bir hatif-i cinni Samia İbni Kerretil Gatafani'ye böyle bağırmış. Bazılarını imana getirmiştir. Ca el hakku fesata'a ve dummira batulun fengama'a. Bu hatiflerin beşaretleri ve haber vermeleri pek meşhurdur ve çoktur. Hem nasıl kahinler, hatifler haber vermişler, öyle de sanemler dahi ve sanemlere kesilen kurbanlar dahi
Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini haber vermişler. Ez cümle kıssayı meşhur edendir ki Mazen kabilesinin sanemi bağırıp demiş: "Hâzen nebiyyül mürsel, câe bil hakkil münzel" diyerek Risalet-i Ahmediye'yi Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Hem Abbas İbni Mirdas'ın sebebi İslamiyeti olan meşhur vakıa şudur ki, Dımar namında bir sanemi varmış. O sanem bir gün böyle bir ses vermiş: "Evda dımar ve kâne ya'budu müddeten gablel beyani minen nebiyyi Muhammed." Yani Muhammed gelmeden evvel bana ibadet ediliyordu. Şimdi Muhammed'in beyanı gelmiş, daha ona dalalet olamaz. Hazreti Ömer, İslamiyet'ten evvel saneme kesilen bir kurbandan böyle işitmiş: "Ya âle'z-zebih, emrun necih, rasulun fasih, yekûlü la ilahe illallah." İşte bu numuneler gibi çok vakalar var. Mevsuk kitaplar kabul edip nakletmişler. Nasıl ki kahinler, arif-i billahlar, hatifler, hatta sanemler ve kurbanlar Risalet-i Ahmediye'yi Aleyhisselatü Vesselam haber vermişler, her bir hadise dahi bir kısım insanların imanına sebep olmuş. Öyle de bazı taşlar üstünde ve kabirlerde ve kabirlerin mezar taşlarında hattı kadim ile Muhammedun Muslihun Emin gibi ibareler bulunmuş. Onunla bir kısım insanlar imana gelmişler. Evet, hattı kadim ile bazı taşlarda bulunan Muhammedun Muslihun Emin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan ibarettir. Çünkü ondan evvel zamanına pek yakın yalnız 7 Muhammed ismi var, başka yoktur. O 7 adamın hiçbir cihetle Muslih-i Emin tabirine liyakatları yoktur. 3. kısım, İrhasattan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın veladeti hengamında vücuda gelen harikalardır ve hadiselerdir. O hadiseler onun veladetiyle alakadar bir surette vücuda gelmiş. Hem bi'setten evvel bazı hadiseler var ki doğrudan doğruya birer mucizesidir. Bunlar çoktur. Numune olarak meşhur olmuş ve eimme-i hadis kabul etmiş ve sıhhatları tahakkuk etmiş birkaç numuneyi zikredeceğiz. Birincisi, veladet-i nebevi gecesinde hem annesi hem annesinin yanında bulunan Osman İbni As'ın annesi hem Abdurrahman İbni Avf'ın annesinin gördükleri azim bir nurdur ki üçü de demişler: "Veladeti anında biz öyle bir nur gördük ki o nur maşrık ve mağribi bize aydınlattırdı." İkincisi, o gece Kabe'deki sanemlerin çoğu baş aşağı düşmüş. Üçüncüsü, meşhur Kisra'nın eyvanı yani saray meşhuresi o gece sallanıp inşikak etmesi ve 14 şerefesinin düşmesidir. Dördüncüsü, Sava'nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması ve İstahrabat'ta 1000 senedir daima işgal edilen, yanan ve sönmeyen mecusilerin mabud ittihaz ettikleri ateşin veladet gecesinde sönmesi. İşte şu 3-4 hadise işarettir ki o yeni dünyaya gelen zat ateşperestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak, İzni ilahi ile olmayan şeylerin takdisini men edecektir. İşte Peygamberimizin doğduğu gecenin işari ifadeleri. Değil mi?
alemlere sultan olacak, alemi temir edecek bir zat geliyor. Elbette onun doğuşuna medar bir kısım işaretler olması hikmete, rahmete medar bir güzelliktir. İşte buradan çıkan ne? Bir kere işte o zat dünyaya gelir zaman ateş perestliği söndürecek. 1000 senedir yanan meclislerin ateşi sönmüş. Fars saltanatı da paralanacak. 14 değil mi? 14 ne? Şerefe düştü. Yani 14 deneden sonra ne olacak? Hazreti Ömer zamanında İran fethedilecek. Bak, İslamiyet de şereflenecek. Başka? İzni ilahiyle bir kısım hakikatların tahakkukunu Peygamberimizin doğduğu gece sabahında ne yapıyoruz? Görüyoruz. Kabe'de bütün putların, sanemlerin ne yapması? Baş aşağı düşmesi. Bir de Peygamberimizin doğduğu anda o nurun şark ve garbi aydınlatmasının da şahitleri var. İşte o gelecek, onun geleceğinin bunlar nedir? Tarihi vesikalarla ispat edilmiş işaretlerdir ve alametlerdir elhamdülillah. Evet. İşte şu 3-4 hadise işarettir ki o yeni dünyaya gelen zat ateş perestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak, izni ilahi ile olmayan şeylerin takdisini men edecektir. Beşincisi, Çendan veladet gecesinde değil, fakat veladete pek yakın olduğu cihetle o hadiseler de İrhasat-ı Ahmediye'dir ki aleyhissalatü vesselam, Sure-i Elem Tere Keyfe'de nas-ı kat'i ile beyan edilen vak'a-i fiildir ki Kabe'yi tahrip etmek için Ebrehe namında Habeş Meliki gelip fiili Mahmudi namında cesim bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke'ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş. Çare bulamamış dönmüşler. Ebabil kuşları onları mağlup etmiş ve perişan etmiş, kaçmışlar. Bu kıssa-i acibe tarih kitaplarında tafsilen meşhurdur. İşte şu hadise Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın delail-i nübüvvetindendir. Çünkü veladete pek yakın bir zamanda kıblesi ve mevlidi ve sevgili vatanı olan Kabe-i Mükerreme gaybi ve harika bir surette Ebrehe'nin tahribinden kurtulmuştur. Altıncısı, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam küçüklüğünde Halime-i Sadiye'nin yanındayken Halime ve Halime'nin zevcinin şehadetleriyle güneşten rahatsız olmamak için çok defa üstünde bir bulut parçasının ona gölge ettiğini görmüşler ve halka söylemişler. Ve o vakıa sıhhatla şöhret bulmuş. Hem Şam tarafına 12 yaşındayken gittiği vakit Buheyra-i Rahib'in şehadetiyle bir parça bulut Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gölge ettiğini görmüş ve göstermiş. Hem yine bir setten evvel Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir defa Hatice-i Kübra'nın Meysere ismindeki hizmetkarıyla ticaretten geldiği zaman Hatice-i Kübra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başında iki meleğin bulut tarzında gölge ettiklerini görmüş. Kendi hizmetkarı olan Meysere'ye demiş, Meysere dahi Hatice-i Kübra'ya demiş, bütün seferimizde ben öyle görüyordum. Yedincisi, nakli sahile sabittir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bi'setten evvel bir ağacın altında oturdu. O yer kuru idi. Birden yeşillendi. Ağacın dalları onun başı üzerine eğilip kıvrılarak gölge yapmıştır. Sekizincisi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ufak iken Ebu Talib'in evinde kalıyordu. Ebu Talib çoluk ve çocuğuyla onunla beraber yerlerse karınları doyardı. Ne vakit o zat yemekte bulunmazsa tok olmuyorlardı. Şu hadise hem meşhurdur hem kat'idir.
Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden Ümmü Eymen demiş ki, hiçbir vakit Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam açlık ve susuzluktan şikayet etmedi, ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde. Hiçbir vakit değil mi? Evet. Açlık ve susuzluktan Peygamberimiz şikayet etmemiş. Demek biz dünyaya yemek, içmek, eğlenmek, zevk etmek için gelmedik. Alemlerin sahip ve maliki bilinecek. Saadet, lezzet, ebedi nimet nerededir? Ahirettedir. Dünya teklif ve imtihan yeridir. Cenab-ı Hak tarihin şehadetiyle insanları neyle imtihan etmiş? Biraz korku ayette geçiyor. Sonra korku, sonra önce korku. Niye korku ayette öne geliyor? Çünkü tarih boyunca işte Firavun, Deccal, Firavunlar, Nemrutlar, Deccallar böyle zulüm mekanlar, zulüm biçenler, insanları köle gibi çalıştıranlar, hak ve hukuka riayet etmeyenlerin, zalimlerin şerrinden mazlumlar çok şey yapmışlar. Bak, sıkıntı çekmişler. Bu aynı zamanda hakikat noktasında bir imtihan. Cenab-ı Hak işte korku ile imtihan ediyor. O cebbarlara karşı senin imanın mukavemetine. Bak, korku ile. Sonra da ikinci ayetlerine geçiyor. Açlıkla. Açlıkla imtihan ediyor. İşte o açlık dönemlerinde Peygamberimiz bak o açlık dönemler ne çocukluğunda ne daha sonraki dönemlerde işte Mekke döneminde sahabeler açlıktan perişan. Ne yapalım falan diyorlar ki işte gidelim Resulullah'ın yüzüne baktığımız zaman acıyı unuturuz. Gelmişler bakın. Ya Resulullah bak ya. Peygamberimizin yüzüne bakınca ne acılık ne susuzluk. Bak. Bellerini açmışlar. Bellerinde bir taş. Peygamberimizin belinde iki taş. Öyle olmakla beraber Peygamberimiz bütün hayatı boyunca acılıktan ve susuzluktan şikayet etmedi. Ne küçüklüğünde ne büyüklüğünde. Demek ki ya mide dairesi değil, kalp dairesi, akıl dairesi, ruh dairesi. İnsan hayatı vaki için yaratılmış. Ebede mebus, ebede gidecek. Onun için dünyaya medar sıkıntı ve sancar olacak mı olacak? Bu ne? Bir liyakat tescili. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. İşte Peygamberimizin küçüklüğünde ve büyüklüğünde açlık ve susuzluktan şikayet etmemesi de onun ismi kavvi simmetine masariyetini risalete medar bir güzelliğine, ahlak güzelliğine yapmış oluyor. Akıl gözüne göstermiş oluyor. Burada kalalım isterseniz. Evet. Tamam. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Thank you.